Allah 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 Allah. Lan siz keçilerde bir doğuma başladınız. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Şunun tatlılığına, şunun suratına bir bakın. İkiz. İkiz arkadaşlar, ikiz ikiz, gel bakalım sen de. Sen de bir gel. Ya şunun tipe bir bakın, şunun tipe, şunun tatlılığına bir bakın. Hemen hemen onu yapalım, hemen şöyle şöyle. Ay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'ım ya Rabbim, bidiler sizi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Oğlak sesleriyle uyandık ya. Keçilerimiz artık oğlaklamaya başladı. Koyunlarımız bir yandan devam ederken şimdi de keçiler başladı. Narindirler. Annesini emzirmeniz gerekiyor. Birazcık kollamanız gerekiyor. Minik minik bağırışları var. Sesleri incecik incecik. Zaten keçi doğumunu bilirsiniz. Evet, neyse arkadaşlar. Şimdi geçen gün uyandık, dışarıda güzel bir kar vardı, o videoları da sizinle paylaşacağım. Ama daha sonra kızımın hastalığı çıktı. Kızıl diyorlar arkadaşlar, kızım hastalandı. Çocuk salgını, boğazlardaki intihabın işte vücuda kızarıklık olarak dökülmesiymiş. Birkaç gün gittik, şu anda iyi. Antibiyotik tedavisi önerdi doktor. Dedi bunu 10 gün kullanırsanız 10 günün sonunda herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Okula gitmesine falan izin yok dedi. Tabii üzüldük. Çünkü şöyle bir durum var. Hemen kızarıklıkları görünce erkenden götürdük. Hani müdahale edilmediğinde kalbe ve böbreklere, iç organlara da o kırmızılıklar, kızıl hastalığı diyorlar. Sıçrıyormuş. Şu anda keyfi de durumu da iyi. Bakın kar yağdı. Hastaneye gittik. Onları ben sizinle küçücük paylaşayım. Ondan sonra şu oğlakların emişmesinde burada buluşalım. Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bugün yapacağımız işler var. Bazen böyle üzüntülü anlar yaşıyoruz. Hayat bu arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Evet, kar. Ördükler, yürüyün bakalım, yürüyün bakalım, yürüyün bakalım. Suyun içinde kalmış çiçecik. Arkadaşlar olmuyor be. Şöyle yapıyorduk eskiden. Annem bizi giydirir, okula salar, tamam mı? Okulun bahçesinde böyle karlar yumuşar, böyle sulu sulu kar yağar. Birbirimizin üstüne aynen bu şekilde. Abi ne güzel ya. Bütün fare delikleri hemen hemen şöyle size göstereyim. Suların altında kaldı. Belki tarlalardaki fareler de kaçar ha. Çok sulu bir kar yağdı. Önce çok yağmur, ardından çok kar. Ama eriyor yine. Bu sene yerde tutmayacak büyük ihtimalle kar. Bu da birkaç saate kalkar ya da birkaç güne kalkar gibi görünüyor. Şu kadar kar var arkadaşlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Kızım geçmiş olsun. Ne oldu gene? Kızarıklar mı var vücudunda? Var abi. Kırmızı kırmızı şeyler var. Ateşli bir de. Ateşi de bazı ne kadar uğraşsa göremez. Acık akşam ateşlendiydi arkadaşlar. İyiydi de. Vücudunda kızamık mı çıkarıyor acaba? Kızamık değil ya. O kırmızı böyle. Ya atsana. Yatırgancık derler. Yoruk değil mi? Bir şey var. Cimcik cimcik kızarıklar var. Dur hemen götürelim. Gidelim kızım, tamam mı? Arkadaşlar Semiha'yı şöyle bir boş arazide gezdireyim dedim. Akşam ikranın çok az bir ateşi vardı ama şimdi de vücudunda kızarıklıklar varmış. Bir an önce hastaneye götüreyim. Bakalım ne diyecekler, alerji falan bir şey de olabilir ya da kızamık, bilmiyorum yani. Çocukken biz de çıkarttık ama neyse, hay Allah. Abi hemen gidiyoruz. Bir an önce bir götürelim bakalım. Ateşi geçti herhalde Semiha biraz ha? Ay ay. Geçmiş olsun tekrardan. Bakalım ne diyecekler ya. Kızamık olabilir mi acaba Semiha? Buralarda kar da çok. Bayağı buraya yağmış arkadaşlar. Yolları açmışlar ama bakın bu sağ tarafta biraz kar var. Şöyle çıktığınızda arabanın üstüne geliyor. Arabayı bayağı atıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Vallahi bu sene anlamadım ya. Okula götürüyoruz arkadaşlar. Okuldan 3-5
tam gidiyor, 10 tam gidiyor. 11. gün kesinlikle bir hastalıkla boğuşuyor yani. Birazcık beslenmesi de zayıf. Biz daha önce doktora da götürdük onu. Herhangi bir vitamin eksikliği falan filan yok dedi. Değil mi Semih? Öyle dediyle. Ama Yusuf mesela her şeyden yiyor. Balık yiyor, onu yiyor. İkranın yediği malzeme az. Acaba diyorum o yüzden ne oluyor? Ne kadar yedirmeye çalışsak da... Uyudu, uyumadı mı? Kalktı mı? Yüreğe geçiyor, veriyor ya. Şuradan hemen girelim bakalım da ne diyecekler. Haydi bismillah. Dedi. 10 gün gitmesin dedi. Arkadaşlar hastaneye girdik çıktık. Çocuk uzmanı var. Kızıl olmuş dedi. Yani siz duydunuz mu daha önceden bilmiyorum. Kızıl diye bir hastalık varmış. Çocuk hastalığı. Yani bizlere falan bulaşmıyor. İşte boğazdaki enfeksiyonun öyle demedi mi? Boğazdaki enfeksiyonun vücuda yansıması dedi. Aynen öyle. İlaç verdi. 10 gün kullanması lazım. Korkulacak bir şey yok. Ama mesela ilaca başladıklarında bazı aileler yani 3-4 günde geçiyor ya, 3-4 gün geçti diye ilacı bırakıyorlarmış. Ondan sonra tabii devam ediyormuş. Sonra tabii böbreklere, kalbe falan dedi değil mi? Aynen, böbreklere, kalbe falan şey yapıyor. Allah korusun. Şu anda korkulacak bir şey yok. Düzenli ilaçlarını kullanacağız. 10 gün okula gitmesin dedi. Yusuf'a dikkat edeceğiz. Çocuk hastalığı, kızıl hastalığı. Mama mı? Tam ben alırım kızıma. Ama acıkmayım hastalığım. Ağlama, şimdi halan gelecek, gideceğiz babacığım. Ne istiyor? Ya. Tamam da ne? Şimdi biz mahallede diyoruz ya. Mahalleye. Evet. Mama almak istiyorum. Ha, markete gidiyoruz. Evet, marketten mama alıyoruz. Evet. Tamam, halan gelsin. Hemen gelecek o şimdi. Ben seni markete götüreyim, mama alırız, tamam mı? İyisin değil mi? İyiyim. Tamam hadi baba. Şema nasıl sis çökmüş, şuna bak. Ayaz olacak. Ma da başladı oğlum falan ya. Evet, keçiler de başladı. İzlediniz arkadaşlar. Şu anlık durum, kızımın durumu iyi. İnşallah daha iyi olacak. Hani bunun üstüne mi yattı bir tanesini? Ne yaptı bu şaşkın? Şunları emzirelim baba. Emzirelim, kendilerine gelsinler. Ayaklanmışlar. He? Nasıl kuyucuk yapmış oraya? Kuyucuk yapmış. Keçi öyle yapar. Kazar oğlaklarını gömer. Önce şu yatağından başlayalım bakalım. Gel. Çiğit memesi var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın çiğit. Bir burada memesi var, bir burada memesi var. Şöyle ucunu açalım. Yalamış. Tamam. Gel bakalım. Çabuk emer oğlak. Ne kadar çabuk emersen o kadar çabuk canlanırsın. Em bakalım. Ya. Çürüdü çok annenin. Çabuk em, çabuk ha. Nem lan? Çok sütü var annenin, nem. Yemiyor mu? Oh, hem de nasıl yemiyor? Çift memesi var baba. Kendi emer. Arkadaşlar bu doydu. Şimdi diğer memesine geçeceğim. Biraz daha emzireyim. O zaman bu çocuklar da başlayacak. Ve şimdi bu ikiz em şöyle. Bu da bak koltuğumun altından çıktı, beni de emzir diyor. Geçler hep ikizli yavrum değil mi? Evet. Bu erkek mi? Bunlar buradan hiçbir yere gitmez baba. O sence erkek mi? Bakmadım ki, ikisi de erkek herhalde. Bu da mı erkek? İkisi de erkek. Bak şimdi sen de bu memeyi yemeceksin, tamam mı? Açayım mı? Korun, aslında erken bunların olması ama. Bunlar erken olmasın. Tamam, açıldı. Em bakalım sen de. Kıllı. Şöyle em. Yazın hep yayılıyor ya, sıcakta ya. Üstüne yatmaz kontrol ederiz. Burayı çukur kazmış. Bunlar burada duracak. İkisini de karnını doyurduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. İlk keçilerimiz uğlakladı. İkiz. Emziren kuzuyor. Babacım koyunu kapatalım. Bunları içeride tutarız koyunu. Bir tane koyun kuzlamış da almıyor arkadaşlar.
Hey. Sözde bugün arkadaşlar keçiyi falan çıkartırız diye hesap ediyorduk. Keçiler başladı bu sefer oğlaklamaya. Ne hayvanı çıkartırız diye koyunlar dökülüyor. Şimdi bunları buraya kapatalım. Çadırların içi kuru. Altları güzel. Camlarını açalım. Burada hiç kimse yok ha. Şu ağ içini kürüyelim. Bayağı kar yağdı ama yine çabuk eridi. Yani bizim burada bu sene kar tutmuyor. Bakın çadırın kenarlarında var sadece ne kar. Diğer yerlerin hiçbirinde kar kalmadı. Tarlalarda bile yok. Dışarıda bile yok. Şimdi birazdan göstereceğim. Bak. Şimdi siz burada durun. Bak. Koça geliyorlar. Çöre. Burada hiç kuzu bırakmayalım. Hepsini diğer tarafa nakil edelim. O mu annesi? Tamam. Al bakalım arkasına. Köşeye o. Köşeye getirelim. Gel. Hiç bakmadan. Yavrula geç. İçeri götürürüz ısıdırız kururuz ya. Nasıl bir kuzu bu tüstülü ya? Bak keçi emmez. Kuzu emmez. Şimdi arkadaşlar içeri götürüyorum. Çuvala sardım. Bağırmayın, tamam vereceğiz kuzağınızı ya. Buradan ayırdık ya kuzağını. İçeride ısıtalım. Annesini emmedi. Gel lan. Kapat baba sen. Şu camları da açıverelim de. Burasını kürüyesiye. İnanın arkadaşlar bugünlerde biraz dağıldık. Olacak şeyler bunlar. Hastalık. Herkesin başına geliyor. Zaten okula başladı. Geçen dönemde aynı şekilde birçok hastalık geçirdi. Sanırım bütün hastalıklara geçirecek, bağışıklık kazanacak. Bir dahaki seneye full gidecek diye düşünüyorum. Yani hemen hemen her hastalığı geçirdi. Baya. Birazcık da yemiyor arkadaşlar. Yani ne kadar da zorlasak Yusuf gibi değil. İkra bizim yemek seçiyor. Aslında çocukken her şeyi ağzına verdik, her şeyi yesin. Ya da biz mi yanlış yaptık? Yusuf'a da şu anda... Yusuf kendi istiyor. Soğan yiyor, sarımsak yiyor. Neyse. Bakın gördüğünüz gibi kar falan kalmadı. Sadece yüksek tepelerde var. Şimdi ben... Oh düşüyordum. Şimdi ben burayı hemen temizleyeyim. Koyunların rahatı için. 5 dakikada temizlerim. 5 dakika sürmez de 1,5 saat falan sürer. Bu ikinci olacak arkadaşlar. Üçüncü falan olacak. Yani... Diyorum ya kış aylarında 2-3 kere maksimum 5 kere temizlik yapıyoruz. Evet şu asistanı da kalın, temizlik başlar arkadaşlar. Ve bu geceden sonra -3-4 yani tekrardan ayazlar gelecek. Kuzuların yerine de kurulup taşımam lazım. Direkt geleceğim direkt. Baba kendini koru. Hepimi düşürdü. İlla adamın eli çarpar arkadaşlar. Ya sağa düşer ya sola. Abi ekipman hazır. Hemen 5 dakikada şu koyunların yerini halledeyim. Pistonları bağladım. Ara kolunu bağladım. Ayarladım. Baksanıza bunun içine bile su birikmiş. Hadi başlıyoruz. Check.
Evet, 50 dakikanın sonunda görüyorsunuz. Yani çamur hali kalmadı. Şöyle tekerleklerin yaptığı izler var. Zaten Ayaz'a çektiğinde de kuruyacak. Şimdi bakın, buraya kar birikti. Ben burasını aldım. Buradaki karı da alacağım. Çünkü eriye eriye tekrardan buraya dağılmasın, tekrardan ıslamasın diye buradaki karı da kepçeye doldurup atacağım. Baya baya aslında kar yağmış ama eridi, gitti. Kar kürüyoruz. Abi suyunu salmasın buraya. Burayı suyunu saldıkça çamur yapacak. Zaten çok az bir kar. Ben bunu buradan böyle 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 atayım. Tertemiz olsun. Ha, yeniden kar yağar mı? İnşallah yağar. Yalnız yağan kar maksimum hani kalın yerleriyle beraber 2 gün yerde kalıyor. Havalar o kadar normalinden sıcak ki eriyip gidiyor. Evet, ben bunu atayım. Getir bakalım. Bir daha çekelim. Baba hiç saramayacağız mı? Yok. Sen şunu at. Bunun ne oluyor? Bunun olmaz. Sen onu koş, zaten almayacak. Ben bunu atayım, bir de onu alayım. Tamam. Baba o kar kürüyor. Oy Asiye, Asiye, tütün koydum tepsiye. Baban seni eriyor da di 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 di. Geleyim mi baba? Ha? Geleyim mi? Donmuş değil mi? Ya dediğim gibi erimesin arkadaşlar. Almaz, lastik kürekten başkası almaz. Alacak mı hepsini? Temiz oldu arkadaşlar. Az öncekinden daha iyi. En azından kalın tabaka çamur gitmiş oldu. Dediğim gibi tekerleklerin izleri falan var. Onlar da birkaç güne tamamen tertemiz olur. Şu anda koyunların ayağına bulaşacak bir çamur kalmadı. Şimdi bunları açalım. Bunlar dışarı çıksın, biz gidelim motoru yıkayıp gelelim. Bunları buraya kapattık. Hadi dedik külliyesiye zararları olmasın bize. İyi de yaptık. Şöyle. Hadi çıkın, hem suyunuzu için hem Ulus'a bir bakayım bakalım ne yapmış. Ben seni gene emzireyim. Ben seni gene emzireyim. Sütü akmış arkadaşlar. Maşallah buraya sütü akmış. İkisi de burada. Tamam. Üstlerine yatma. Keçilerin en korktuğum şeyi arkadaşlar üşümesinler diye üstüne yatıp oğlaklarını öldürebilirler. Şu anlık yok. Baba var ya bak, bunlar bir haftada biter. Bak sütü kuştu oğlaklayacak bak. Kaç keçimiz var oğlaklayacak? 15-16 tane var. 16 tane. İkiz yapsa 30. Maşallah. Var ya. Traktörü yıkama gideceğiz. Traktörü yıkama. Suyun içinden geçivereceğim arkadaşlar. Suyu da suyu. Orhan. Din acık da çeşmede şu şeyli yerlere tutuvereyim ben. Ya
Hadi çık, çık çekelim. Bizim o hemen orada şeyin orada tutuvereyim. Şurada gübre kalmış da. Burası yıkanmıyor. Şuralara falan tutuvereyim. Tamam bitti. Tertemiz. Evet, kaba taslak aldık arkadaşlar. Tekerleklere birazcık çamur bulaşmıştı. Hemen temizledik. Şimdi kuzuların yerlerini de yapmam lazım. Avucunu temizlediğimiz çok güzel oldu. Kuzuların yerlerine de biraz kuruluk koyarsam benim temizlik işi tamamdır. Pırıl pırıl. Baba! Çok az şurada var, bir daha yok. Ya motorun şeylerindeki ya. Kulağına var ya, tutuyor. Çok iyi oldu. Ben bu kadar temizleyeceğini bilmezdim valla. Temizler. Ve emektarla da oradan geçerdim et. Ya hiç olmaz orada. Tamam. Tutsana, tutsana şurayı. Şurası mı var? Evet, temizliğin sonuna geldik. Şimdi devam edeceğiz. Kuzuların yerini temizleyeceğiz ama önce koyunlara bir yem verelim arkadaşlar. Babam kaç tane topladın? Orun orayı 2 tane şuradan saptan getirdim. 4 tane getirdim. Hepsini buraya koydum. Ha, şeyleri almasın diye mi? Ha. Ya nereye koydun? Ha, bunların içine mi doldurdun? Bunlar var mıydı? Vardı, vardı. Orayı 2'yi koydum. 2 tane koydum. Oho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 tane baba. Lan gününe bir koli yumurta yapıyorlar ya. Valla iyi iyi. Baba. Ha. Bunları çıkaralım. Keçi kalsın. Hadi. Bunların bak tekeler hızlıydı baba. Bunlar bir haftada biter. Eyvah eyvah. Gece mesaisi başlar. Keçilere gece mesaisi. Onu biz gene tutalım mı? Kuzu çıkmasın baba. Kekuçuk. Onu öte koyalım kuzuyu. O kulağa kınalı. Onu koyarız. Şimdilik burada dursun. Eyvah kaçtı. İyi. Dışarısı kuru kaçsın. Tamam baba burada büyütür artık o. Ben sana söyleyeyim. Kuru girler ağrının altına yat alır. Kuru... Bak buradan gram ayrılmazlar. Anası... Kuru... Kurumuş bak altı görüyor musun? Kurumuş. Anası burada bırakır buradan gelir emzire. Hiçbir yere gitmezler. Şimdi ben bunları bir daha emzireceğim. Ne kadar çok emdiler o kadar çok iyi olurlar. Allah'ım yarabbim. Bunları ememedim acaba? Emememişler. Evet yemi döktük hemen saldık. Şimdi koyunlar yesinler. Ben de o arada hem koçlara yem vereyim. Aa uğlaklarını çıkarmış orada. Hem de. Ne oğlum manyak. O köşe daha mı kuru oraya mı götürüyor? Ben diyorum çıkarmaz buradan çıkarmaz buradan sesi şuradan geliyor. Nereye gitti ulağının biri? Hani biri nerede biri? Ya bu ikizler de arkadaşlar. İkiz çocuk gibi. Biri nerede biri? Birini nereye kaybettin? Burada mı? Ha şaşkına bak sen şaşkına. Gel bakalım. Ananın yanından ayrılma. Ananın yanından ayrılma. Ananızın yanından ayrılmayın. Abi şimdi bak koçlara yem vereceğim. Şöyle şu yemden aldım ben. Şöyle görüyorsunuz. Koyuna da veriyorum mısırlı yem. Kendi arpamızdan da veriyoruz. Full destekliyoruz abi. Meee. Sese bak. Hiç koyun sesine bile benzemiyor. Meee. Meee. Baba. Bunların yemişi tamamdır. Ben şimdi kuzulara yerlerini kuruluklamam lazım. Çok batmış. Bu kadar mı? Ne kadar veriyorsun? Bayağı hepsine 250 gramdan fazla veriyorum sabah akşam. Yarım mıydı abi? Yarım kilo yiyeler yalnız günlük. Yani 1-2 kilo. Hayır o dolu muydu? Yok bu dolu değildi. Ateş tutalım. Dur bakalım. Heh. Bunu yarıya getireceksin. Tutalım mı ateş? Tutsak iyi olur. Bir daha bassam alır da.
Vallahi baba sen, ben gideyim, çok geçe kalmayayım. Kuzuların yerleri ıslanmış. Sen bunu çalıştır. Karım dersen kar. Ben gelirim. Dolduruverim. Ama kuzuların yerleri birinci benim için öncelik. Yerleriniz ıslak. Öncelikle yerlerinizin temizlenmesi lazım. Çıkın bakalım. Çıkın hadi. Çıkın. Abi gün geçtikçe kalabalıklaşıyorlar. Senin için doldurmaya başladılar. Şimdi şurayı ben bir temizleyeyim. Böyle bir başlıyorum. Abi buraya pat pat da niye getirmiyorsun diye yazıyorsunuz. Pat pat zor. Pat pat zor giriyor buraya. Aynı zamanda oluklar var ya, çok daraşmalık. O yüzden arabacıkla 4 arabacık, 5 arabacık getirip kuruluk döküyorum. Yerleri mis gibi. Tam bir hafta gidiyor. Evet, bir tırmık geçtim. Tırmık geçtikten sonra 5 arabacığı şöyle parça parça. Şurayı dolu bir arabacık. Yani çok burayı istiyorlar. Buralara. Buraya azıcık suyun dibine istiyorlar. Her yere yaptım. Şimdi hemen şuraları temizleyeyim. Şey yap, yaydırayım. Ne kadar kuru o kadar verimli. Evet, bitti. Biraz toz oldu. Anneleri de ot balyelerini yoğun kardığımız için birazcık yerlerini ıslamışlar arkadaşlar. İyi yaptık, iyi. Yerleri tertemiz oldu. Şimdi annelerinle buluşturalım. Daha uçmadınız mı siz? Ne zaman uçacağınız he? Yalamışlar, yutmuşlar yemlerini. Şimdi bizim bir sıkıntımız var. Ben buradaki bütün kuzuları aldım. Bir tek şu kulağı kırmızı kaldı. Buradan çıkmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bütün kuzuları aldığım için acaba anneleri öte tarafa girerler mi? Bak yine yerine yatırmış oğlaklarını. Sen iyisin, iyi. Sana ellemeyeceğim ben. Şimdi yani burada emziren bir 20 tane koyunumuz vardı. Artık büyüdüler, yem yesinler diye öte tarafa aktardım. İnşallah ben kapıyı açtığımda buradaki kuzuların anneleri, orada kuzuların anneleri oraya girerler. Vallahi giymişler gibi. Sana ellemeyen bir budu mavi kaldı. Çok seviyor. Buraya getirivereyim onu. Yarın alırım onu ben. Şu. Sensin değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu mu acaba? Hayvan da olsa anlıyor arkadaşlar ya. Gel. Sen miydin? Gel. Gel. Al. Emzi burada. Hayvan da olsa bir tane kaldı bak. Anlıyorlar kuzuların oldu olduklarını. Burası çok sakinledi. Keçilere kaldı. Bak. Şu bulamamış. Orada hiç koyun yok. Şu siyah bulamadı. Tamam. Bu ikinci başka büyükler mi ya? Tamam. Onu ben bırakırım. Ya işte ben biliyorum, burada o ikizleri aldık ama. Ama orası da olmuyor işte. Sen başında bekleyiver onları. Tamam, bunlar yemeğe de. Bir sabah buluştursak demişiz ya. Zaten abi, büyüklerin işi bitti. Mesela şu. Baba şu koyun. Anası kahverengi değil mi? Tamam, o büyük koyun biliyorum ben onu. Ya gelmiyor kuzuların emri, ondan bakmıyor. Ondan... Te buldu te, yanında nasıl te?
Şunu versene almaya. Orada bir tane kuzumuz kaldı. Bak kalpli falan tonlu koyulmuş. Bir de oğlağımız kaldı. Geri kalan bütün kuzuları buraya aldım. Artık yem yemeleri lazım. Ayrıca. Şimdi bunları ayıralım. Oğlum. Hangisi? Kuzusu orada onun ya. Bakayım. Kendinde kırmızısı var. Burada az önce gördüm. Ben onların kuzularını şimdi en son bırakırım. Bir daha buluştururum. Yusuf taytay durmaya başladı. Sünnetten sonra gelişmeye başladı. Taytay duruyor, onu göstereyim. Hem kızımın size durumunu göstereyim. Ondan sonra yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Şunları ayıralım. Burada işimiz bitsin. Oğlum sen insanları niye rahatsız ediyorsun? Arkadaşlar sesli horlarlar ya, bu da sesli uyuyor. Yemiş. Her akşam sesini duyuyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ulişleri son kez bir kontrol edeyim dedim. Eve gidiyorum. Burada işlerim bitti. Güzel. Annesi buraya bunlara yuvasını yapmış. Onlar annelerinin altında yatsınlar. Hoş geldiniz. Tekrardan. Bak. Bak abi bak. Büyük ihtimalle onun kızı. Bu da yeni kuzusu. Toklu çünkü o. Arkadaşlar kızımın keyfi yerinde. İçeri geldik, dışarıdaki işlerimizi bitirdik. Şimdi bak top oynuyor. Nasılsın kızım? 2-3 gün ardı ardına çok ateşlendi. Ondan sonra ilaçlar fayda etmeye başladı. Kızarıklıkları da geçti. Şimdi zaten birbirlerinden uzak tutuyorduk. Bu ondan da ayrı kalmıyor. Bir de bu artık taytay yapıyor. Oğlum hadi taytay yap, kamerayı vereceğim sana. Taytay yap. Gel. Yusuf. Yusuf taytay yapsana. Hadi. Taytay yap. Hadi. Hadi bir daha. Taytay yap. Kamerayı vereyim ben sana. Taytay yap. Taytay yap. Taytay. Taytay dikilsene. Yusuf. Taytay. Hadi taytay dikil oğlum. Hadi oğlum. Hani bakayım ikroş. İkroş kızarıklıklarına bir bakayım. Geçmiş kızımın kızarıklıkları. Yusufçuk. Taytay yap taytay. Taytay hadi oğlum taytay. Yusuf. 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 Taytay yapsana. Gel kızım sen. Taytay yap hadi oğlum. Hadi taytay. Hadi taytay taytay taytay. Hadi. Hadi yapacağım. Taytay yap. Kamerayı vereceğim. Hadi. Ablana vurma. Yusuf. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Bir taytayla. Bir taytayla. Taytay. Hadi taytay. Hadi. Hadi taytay. Böyle daha kolay geliyor. Bak şimdi oraya nasıl dikiliyor bak. Yapmadı ya. Yapardı değil mi anne? Ya oğlum o kameradan yapıyor. Kameradan yapıyor. Ya. Dikilerek gel. Yürüyerek gel. Kamerayı vereceğim. Yürüyerek gel. Bir şey kapatsa dergi yapar. Ah benim pamuk kızım. İyisin değil mi? Arkadaşlar enerjisi de yerine geldi. Ama çok korktu. Şimdi doktorun dediği biz bunları 3-4 gündür birbirlerinden uzak tutuyoruz. İlk dedi, görmediğinizde hani kızarıklıkları fark etmediğinizde yüksek ateş zannedersiniz. Ateşini düşürürsünüz işte hastaneye gelmezsiniz. İşte belirli bir ilaçlar veriyorlar. Kızarıklıklar kalbe ve böbreğe kadar ulaşıyormuş. Vücudunda hafif kızarıklıkları biz hemen fark ettik. Gittik oraları falan kızardıydı değil mi kızım? Ondan sonra gidince doktor amcası ilaç verdi. İyi oldu. Şu anda iyisin değil mi? Okula ne zaman devam edeceksin? Şimdi. Şimdi mi? 10 gün gitmesin dedi doktor. Bulaşabilir dedi. Arkadaşlarına bulaşmaması için. Tamam Yusuf tamam. Sen... Taytay durmadın ya, alacağın olsun. Taytay durmadın ya bana. Bir taytay duraydın şöyle. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. İşte böyle. Düşecek bu. Bunlarla zaman. Taytay da oğlum. Taytay yapsana. Taytay.
Ablam bak nasıl oynuyor bak. Bu da kalkayım şimdi. Dur azıcık bekle. Sen de oyna.